Bu da evde yok, açmıyor. Hey, aklımı kaçıracağım. Bir de ışık perisini arayayım. Yahu sen deli karılar gibi eline telefonu almış. Niye önüne gelen herkesi arıyorsun? Çünkü Perihan sihirlerimi elimden aldı ve sihir yapamıyorum. Perilerden peri kitabını isteyeceğim. Sihir yeteneğin yok ki. Peri kitabın olsa ne işe yarayacak Dudu Hanım? Sana yutturacağım peri kitabını. Ve benim isteklerimi sen aklından geçireceksin. Böyle de isteklerim yerine gelecek. Anlaşıldı mı? Pşık, başka derdin? Beni kötü emellerine alet edemezsin Dudu Hanım. O kadar istiyorsan peri kitabını sen yer yutarsın. Hayır efendim, ben koca ciltli kitabı yutamam. Bunu sen yapacaksın. Ay karıcığın için bunu yapmaz mısın Taci? Ay hep işin düşünce karıcığım oluyorsun. Yapmam Dudu Hanım. Ben çocuklarımın yazlığa gitmelerini pek tabii istiyorum. Öyle mi canım? Demek yazlığı çok seviyorsun sen. Olur, yaz gelince ben seni Antalya'nın sıcak kumlarına bir gömeyim de gör. Nankör bencil. Eline sağlık, sofra pek güzel olmuş. Suzan geldi. Evet, işte güzel karım geldi. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Bakıyorum da çocuk olacak diye bana pek bir düşkünleştin avni. Aa, rica ederim. Ben eskiden de öyle değil miydim karıcığım? Hadi hadi, daha çok ilgilenmeye başladım, fark ediyorum. Gel kızım, sofra hazır. Pardon ama bir şey söyleyebilir miyim? Hadi avni benim kocam. Size ne oluyor Mevlid Hala? Niye bana bu kadar iyi davranıyorsunuz? Aa, öyle deme. Halacık bebek doğunca ben bakacağım diyor. Bu onun fantezisi yani. Anlıyorum. Pardon. Kusura bakmayın Mevlid Hala ama benim çocuğuma siz bakamazsınız. Yani ben evladımın eski bir zihniyetle büyümesini istemiyorum. Yani iyi eğitim almış, görmüş geçirmiş, modern bir genç kızımız tarafından büyütülmesini istiyorum çocuğumun. İyi, bul o zaman başkasını. O burada kalsın. Ben huzur evine giderim. Aa, sakın, sakın Suzan. Evet, evet Avni. Ay ne yapayım, canım çekti. Sakın Suzan, başka şey yapma. Yapma Suzan, yapma. Aşkım, bak hepimiz için çok iyi olacak. Sadık orada, Betüş orada, çocuklar orada. Çok eğleneceğiz, alalım şu yazlıkları. Ya bence de çok iyi olur ama bilmiyorum ki. Betüş sen ne dersin? Ya, tabii ki size katılıyorum da işte annem. Aa, ne var canım bunda? Hem o da gelir ara sıra. Yok canım, ne ara sırası? O hep gelmek ister. Kızlarından ayrılamaz. Gelsin, gelsin. Yok yok, öyle her zaman gelmesin. Huzurumuz kaçar, her şey karışır. Vallahi ailemden aldığım terbiye dolayısıyla konuşmayayım konuşmayayım diyorum. Çok haklısın aşkım. Yani malum Sadık da beni pek sevmiyor. Aa, yok canım, öyle değil de... Öyle öyle. Yani şimdi anneni savunma. Bak burada bu kadar kişi yani, lütfen. Neyse, ben derim ki hafta sonu hep birlikte görmeye gidelim evlere. Ay çok şahane olur. Aa, evet evet, çok iyi olur. Hem çocuklar için de büyük bir değişiklik olmuş olur. Ceren de havaları uçmuştur herhalde. Uçtu uçtu ama oğlanla ufaklığın pek havası iyi değil. Aa, belli. Geldiğimizden beri ortada yoklar. Mesele ne? Sevgili meselesi. Ya vallahi bıktım ya, çıldıracağım. Ya bunların dünyada bir tek meselesi var, o da aşk. Zamanı çocukları dostum. Herkesin başına geliyor ama herkes tek kendi başına geliyor zannediyor. ufaklık, sende böyle numaralar yok mu acaba? Şşt, hop! Sana daha çok hop Sadık, çok ayıp ya. Toprak daha kaç yaşında? Ha, niye kızıyorsun? Ha ya, sen başkasına yaparken iyi, sana yapıldığı zaman nasıl bozuluyorsun ya? Çok komik. Çok ayıp Sadık ya. Çok affedersiniz hanımlar ama çok ayıp. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.